sanatta, kültürde, mutlu şehir Kocaeli'de. Sizin için de uygunsa birlikte bir öykü tasarlayalım. Başlangıcı ben vereceğim, sonra beraber devam edeceğiz. Anlaştık mı? Şimdi ben size Mutlu Prens diye bir Oscar Wilde'ın bir öyküsü var. Oradan başlayarak hikayeye gireceğim, sonra onu değiştireceğiz. Hazır mıyız? Evet. Tamam, hazırız. Bir zamanlar çok 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 eskiden Mutlu Prens heykeli varmış. Böyle kocaman bir heykel şehrin ortasında. Ama bu heykel geçenlerin hemen dikkatini çekiyormuş. Çünkü böyle kabzasında böyle pırlantalar var. Gözleri elmastan. Ondan sonra zırhı çok böyle pahalı bir gümüşten yapılma. Işıl ışıl bir heykel. Eskiden çok mutlu olan bir prensin heykeliymiş bu. Belediye başkanı önden geçerken şöyle diyormuş böyle geçerken. Vay be, ne kadar güzel bir heykelimiz var. Herkes ona baksın lütfen. Sonra küçük çocuklar anneleriyle geçerken böyle bazen küçük çocuklar şey yapıyor ya. Bana ne istemiyorum, onu istemiyorum, bunu istemiyorum diyen çocuklar var biliyorsunuz. Annelere de şöyle diyormuş. Biraz Mutlu Prens'e örnek alır mısın lütfen? Bak sürekli gülümsüyor. Hayatı boyunca mutlu olmuş. Sen de böyle olabilir misin? Çocuklar da peki falan diyorlarmış. Sonra bir de gezginler geliyorlarmış. Bunlar da dünyanın her yanını gezmiş insanlar. Gelip diyorlarmış ki dünyanın her yerini gezdik. Ama çok mutlu olan, sürekli mutlu olan kimseyi görmedik. Demek ki bu kişi, heykeli olan kişi hep mutlu yaşamış. Bunu gördüğümüz için çok mutluyuz diyorlar. Asıl soru geliyor. Bakın. Mutlu Prens'in asıl sorusu geliyor. Öykümüz yavaş yavaş sona yaklaşıyor arkadaşlar. Birazdan bitecek. Ve size büyük soru soracağız. Tamam mı? Bir gün Kerem veteriner olmuş. Artık kendine ait böyle bir işi var. Bir tane arabası var ve şey piknik yapmayı acayip seviyor. Kapımızı getirdik. Çok iyi yapmışsınız. Ve gıda sizin için. Ben gelin çiçeği. Hoş geldiniz. Geldim.